Merhaba arkadaşlar, tam bıraktığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 4 gün kadar var. Dünyada 150, yerelde de Türkiye ikincisiyim. Bu arada Clash Royale'e güzel güncellemeler geliyor, bence ses getirecek. Ayrıca bugün oynayacağımız DS'de yine buz büyücülü versiyon, sadece çeteyi ekledim. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Gelecek olan güncellemeleri de maç içerisinde konuşuruz. Şimdi ilk rakibimize geçelim. İlk rakibi de bulduk, kupası bizden bir tık daha yüksek. Gelecek güncellemeler arasında bence en büyük özellik 2v2'nin kupa sistemi gibi olması. Zaten oyuncular uzun zamandır söylüyordu. İlk önce iskelet kral, ardından çete yeterli olur. Sonunda getirdiler ve bence ben 2v2 pek sevmesem de dereceli maçlar gibi olacaksa bence sarabilir. Hemen oklar atıp özellikle dolmuşken bastım ama bu özelliğin dolup dolmadığını da yukarıdan görüyorduk. Şimdi ortasına bakmamız gerekiyor. O sıra göremedim ama dolmuştu yani. Böylesi daha iyi olmuş sanki. Buz büyücü atacağım. İskeletler bir ikisini tek atıyor indiği zaman. Çok iyi. Buz büyücünün bu özelliği çok iyi oldu harbiden. Ki mantıklı, elektro büyücü de falan alıyordu. Bir büyücü de eksik. Şöyle yarasalarla biraz baskı yapalım. Rakip de soldan geliyor. Çete yeterli olur. Sağ tarafa atsana oklarını. Ne macera arıyorsun? Bak bak, o kadar da iksir harcadı. Sağdan gireceğim. İlk önce savunalım. Ardından top arabası. Durduk yere böyle farklı olayım derken maçı kaybedecek. Özellikle bastım, bunu savunamayacak. Okları yok. Tamam, artık sağ tarafa alırız. Son iksirleriyle buz büyücüyü de attı giden kuleye. 227'ye kadar indirmişiz. Soldan da vuracağız. Yarasaları atalım. Zaten maç burada bitti. Maçın sonunda hemen geçebiliriz, iyi oyunlu. Aynı eşleşmeyi oynadığımız için büyük enayilik yapmadığım sürece sadece defansa kalacağım. Sağ tarafa bir madenci yeter. Hatta sol tarafı da neredeyse indirdik. Rahat bir galibiyet oldu bizim için. 31 kupa, şimdi ikinci maça da geçelim. Nikoko geldi. Kupası da bizle neredeyse eşit. Gece yadısı var ama DS'sini değiştirmiş. Snipe falan mı attı acaba? Güzel kesti top arabasını. Erkenden atınca böyle kulenin arkasında kesebiliyorsunuz. Eyvah eyvah. Hemen tanklamak istedim. Mızrakları korumamız lazım. Buz büyücü. İskele kralın özelliğinde basalım biz. Top arabası buz büyücüsüne vuruyormuş. İlla ki başınıza gelmiştir. İskele kralın böyle canı azken özelliğine bastığında bazen çalışmıyor. Ama iki iksiri de geri vermiyor. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden dikkat ettim biraz basarken. Yarasalarla savunuruz. Yaş yadısı dönmemiştir. Bir de madenci atalım öfkesi falan varsa diye. Genelde böyle garantici oynuyorum rakibin DS'sini bilmiyorsam. Erkenden hasar yersek toparlayamayız. Bu arada gelecek sezon için de yeni bir kart geliyor, Goblin Stein diye. Artık goblinlere doyduk gibiydi ya. Millet de artık yeni bir şeyler görmek istiyor, ben de dahil. Şampiyon kartı olduğu için özelliği daha fazla dikkat çekiyor. Onu da güçlü yapmışlar. 2 iksire bayağı değer. Biraz daha böyle bize farklı bir oynanış tarzı sunuyor. Oyunda görmediğimiz türden. Şimdi çeti atarsak yaş yadısı elinde. Top arabası tek gitsin. Pekka'yı çıkardı. Ona oklar atmak istemiyorum. Sonra pişman olmayalım. Buz büyücüsü atacağım. Şöyle yarasalar yaklaşsın. Güzel. Şimdi çeti atalım. Arkaya doğru çektim kartları. Bu rakipte sanki başka büyü yok gibi. Öfke veya oklar olsa atardı yani. Ben olsam atardım çünkü. Kartlar boş gelmesin diye ne varsa spamlıyor. Okları güzel çalıştırdık. Bir de buz büyücü. Şu ana kadar savunmayı yaptık da hiç kulesine hasar veremedik. 2x'de olduğumuz için biraz daha agresif oynayacağım. Havanı atalım. Her türlü savunma yapması gerekecek. Eş zamanlı koçbaşı attı, güzel. Soldan çok sağlam gelemeyecek, sağ tarafa çete. Yaş yadısını madenciyle keselim. Okları da atacağım korumalar için. Çok iyi oturdu oklar. Sağdan da mızraklar ilerliyor. Sağlı sollu vuralım. Özellik bastım, buz büyücü. Bu rakipte dediğim gibi büyü yok. Boşluktan başka. Çeteyi atalım. Yaş yadıyı hemen kesebilirsek maç bizde. İksir de yetişmedi ki. Bütün kartlar öldü. Okları atalım. Yaş yadı gitsin ortadan. Güzel.
İskele kral boş gitsin, iksiri bizden daha fazla zorlamaya gerek yok. Arkadan top arabasıyla çıkalım. Buz büyücü döndürürsek iyi olur bizim için. Havan da kabak gibi ortada duruyor. Ona boşluk atabilir. Buz büyücüsü attım o yüzden. Bloklayalım boşluğunu. Ön tarafa doğru attı ama bence çok kötü bir boşluk. Sonunda kartlarımızı toparlayabildik. Tekrardan top arabası arkadan. İskele kralın özelliğine de basalım. Bir yandan top arabasını koruduk. Çok iyi gidiyoruz şu an. Okları atalım. Şimdi hazır top arabamız yaşıyorken evrimli havanı atalım. Kuleye kilitlendi. Çarpması falan da yok. Ben onu koruyacağım yani. Ne olursa olsun korumamız lazım. Hatta madenciyi de atalım. Evrimli havan kuleye kilitlendikten sonra affetmiyor. Böyle korumak lazım. Üçüncü rakibi de bulduk. Daha önce karşılaştığım bir oyuncu değil. Kupası da bizden bayağı bir yüksekmiş. Goblin çetesini bölerek başlangıcı yaptım. Bu arada bugünkü gelen güncelleme ile birlikte rakip kasırgayı attı da demek ki X'e iyi oynuyor. Şöyle madenciyi arkaya doğru atalım. Aynen X'e iyi destesi gibi duruyor. Şövalyeyi çok kötü attı. Normal bir deste oynuyor olsa böyle bir hamle yapmaz. Ana kule açıldığında bize kar bırakır. İki konuşturmadı bizi. İskele kral. Top arabamız da var. Hiçbir şey çıkaramaz buradan. Gizemli kutuları bugün iki hesabımda da açtım. Bir tane alt hesabım var biliyorsunuz. Böyle efsaneviden sadece altın çıktı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Zaten şanssızım. İksileri bol keseden harcadı rakip. Şimdi havana karşı çaresiz kalabilir. Ya buzcu atacak ya da şövalye. Aynen şimdi çeteyi yetiştiremeyeceğiz. Yarasalarla hemen keselim. Havan kuleyi görsün. Süper. Şimdi en azından 2-3 vuruşumuz çıkacak oradan. Bu gizemli kutular sayesinde bayağı hesaplar gelişebilir. Ayrıca ikinci evrim slotu da 30 seviyede açılacakmış. Bu da bence çok hoş olmuş. Zaten gereken bir şeydi. X'i DS'sine karşı da aşırı iyi başlangıç yaptık. Normalde rokete dönüp alması lazım eşleşmeyi ama şimdi çok zor. Bu kadar vurmuşken bırakmayalım. Defansı atmaya başladı. Roket döndürecek yine. Biz farkı biraz daha açmamız lazım. Madenciyi atalım. Elinde şövalyesi yok. Okları atarım. Buz büyücü atarsa. Hem X'i yana da yediririz. Korumada kalalım şöyle. Yine elinde şövalyesi yokken madenci yatalım. Bir de oklar yine güzel oturacak. Bir yandan rokete dönmesine de engel oluyoruz böyle. Fazlaca iksir harcadı. Şimdi havana bırakacağım orada artık. Korumayacağım. Korumaya çalışsak daha fazla ziyan olurdu iksirlerimiz. Şimdi tekrardan bir atak başlatırız. İlk önce buz büyücü. İksiyeni savunalım. İskelet kralı döndürdük. Bize tank olsun. Rakip de bu DS ile kimleri yeniyormuş acaba? Çok iyi. Bu maçta tam iksilleri güzel harcıyoruz. Şimdi evrimli havan. Elinde şu an kasırgası da yok. Arkaya doğru attım madenciyi. ...1800'e kadar indirdik. Yine roket atacak fırsatı arayacak. İzin vermeyelim. Havanı defansif kullanmıyorum. Daha fazla iksir harcasın. Madenci yine arka tarafa doğru atalım. Ne kadar savunma iksir harcarsa bizim için o kadar iyi. Şu iksirini yıkabiliriz sanki. Havan bir tane vursa yeterli. Havan kulede. Tekrardan havan. Rakibi oyun oynatmadık. Şövalyesini erkenden keselim top arabasıyla. Megası vardı atabilir. Çok iyi tahmin ettik. Ne yapacağını da belli ediyor zaten. Madenci. Rakip de bu kupalara çıkmış ama bu DST ile falan. Çok garip. Okları falan da sürekli yedi.
Herhalde 3x'e rokete dönerim diye düşünüyor da çok geç bence artık. Farkına da varamadı bir türlü. Halen atmıyor roketi. Bundan sonra da atsa da bir şey değişmez. Sağdan çete. Ulan enayi. Aklım başına şimdi geldi herhalde. Emoji atanlara ben de atıyorum. Bir de bu desteği hiç sevmiyorum. Çeteyi attım. Oo, çeteyi nasıl çekeceğiz? Rakibin DS'si oyundaki en sevmediğim DS olabilir. Sürekli defans yapıp roketle kule alıyorlar ya. Oyundaki en kötü ikinci şey bence. Birincisi iksir golemine kaybetmek derim. Çok kolay kazandık, rokete döndürmedik bile. Son rakibimizi de bulduk, kupası bizden biraz daha yüksek. Eğer yenebilirsek 3400'ü de geçmiş olacağız. Daha önce yine karşılaştığım bir oyuncu değil. İlk etapta DS'sini öğrenmemiz lazım. Madenciyi de bıraktım, öfkesi varmış. Ağır bir DS oynuyor belli. Kara Prensi de var. İskelet Kral'a cevap verelim. D Goblin DS'siymiş. Hemen dağıttı bak. Oo, ne var ne yoksa yolluyor köprüden. Rahat savunacağız. Bu arada belli günlerde hype puanlarınızı basmamı söyledi bir arkadaş. Çok mantıklı. Hangi günler yapalım? Örneğin bu videoyu perşembe günü atacağım. Perşembe, cuma, cumartesi yapalım. Hayat puanlarınızı haftada 3 kere kullanabiliyorsunuz sanırım. Eğer şu an elinizde varsa öyle bir hakkınız, bu videoyu kullanabilirsiniz. Olmaz, haftaya artık başlamış oluruz. Perşembe, cuma, cumartesi. Madenciyi atalım arkaya doğru. Okları da varmış. 2 tane küçük büyüsü var. Pekka Dev Goblin oynuyor. Şimdi top arabasını arkadan atalım. Buz büyücüye de güveniyorum. Pekka'yı hemen eritiriz bu ikiliyle. Pekka hiçbirine vuramasın. Bir de yarasalar atalım. Alev toplu versiyonla oynuyormuş. Ne alakaysa öfkeyi de attı. Maşallah. Ne var ne yoksa yolladı. Hemen bir madenci. Fazla iksir harcadı zaten. Top arabasını koruyoruz böylelikle. Bir şey de atması lazım. Kare Prens çıktı. Güzel. Bizden daha fazla iksir harcadı. Havanı sağdan atmak istiyorum. Daha fazla hasar verdiğimiz için. Kule tek attı, çok temiz. Havanı tam zamanda bastık. Anka'ya karşı buz büyücü. Yine çok iyi zamanda bastık. Kulede gördüğü için havanı korumuş olduk. Tam bir havancı oldum ben de. Oynaya oynaya bu sezon biraz daha geliştim. Arkadan top arabası. Bu arada şey diyecektim. Benim ikinci kanal var zaten. Duruyor orada. Belki 2v2 maçlarını her gün oraya atabilirim. Eğer 2v2'nin kupa sistemi normaldeki gibi güzel olursa bence her gün video atılır yan kanala. Güzel de maçlar döner. Buraya da her zaman normal kupa maçlarını atarım. Tekrardan top arabası. Savunmayı öyle bir kurduk ki evrimli havanı çıkardım zaten. Evrimli Pekka'sına çok fazla fırsat vermedik. Son 20 saniye girmişiz, artık yavaştan sağ tarafı alabiliriz. Uzatmalara girer girmez kulesini alırsak iyi olur. Tekrardan bir savunma yapalım. Havan. Soldan evrimli yarasalar. Güzel. Alevini erkenden çıkarmış olduk. Şimdi ikincisini döndüremeyecek buz büyücüsüne karşı. Çete. Çok boş attı Dev Goblin'i. Dediğim gibi bu DS'de savunmayı güzel kurunca evrimli Pekka geçemiyor bile savunmayı. Çok rahat yendik bu rakibi de. Artık atak sırası bizde. Kartları topladık. Havanı atalım. Çok da uzamasın maç. Madenciyi de böyle atınca havan bir sonrakinde kuleyi görmüş oluyor. Hadi. Tamam, artık kulede havan. İyi oyundu. Bu desteyle şu anlık iyi gidiyoruz. 4'te 4 yapmış olduk. Çok fazla kişi de bu desteği oynuyor. Sezon sonuna doğru antisi çıkabilir. 34 kupada bu rakipten aldık. Bakalım dünyada kaçıncı sıradayız. İlk önce gelen eşleşmelere bakalım. XCI'cı da öyle bir DS'yle oynuyordu ki garip bir şekilde çalışıyor. Nikoko'nun DS'sinde küçük büyü yoktu. Harbiden akıl almaz DS'ler ortaya çıkabiliyor bazen sezon sonlarına doğru. Şu an dünyada güzel bir sıralamadayız. 80. Yerelde de tekrardan Türkiye birincisi oldum. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın.
Hype puanlarınızı da bugüne kullanabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.